Fakat ne oldu? Orada bir yaşar vardı. Bodrum'un renkli simalarından biri olan Cengiz Kaptan, Orçun ve fizik tedavi uzmanı Doktor Muzaffer Buyruk, Fatih Bozoğlu'yla kentin gündemine konuk oldu. 24 yaşında görme yeteneğini kaybeden, her şeye karşın yaşama mücadelesini yitirmeyen Cengiz Kaptan, 1978 yılından bu yana Bodrum'da yaşadığını söyledi. Cengiz Kaptan, "Herkesin görerek yaptığı şeyleri görmeden yapmak zorunda kaldım. Kör olduğumu ve bu durumun beni bazı şeylerden alıkoymasını kabul etmedim. Şimdi gören kişilerin yaptığı birçok şeyi rahatlıkla yapıyorum." dedi. Kaptan olduktan sonra gözlerini kaybeden Cengiz Kaptan, görmeden de kaptanlık yapabileceğimi fark ettim. Bir yardımcım olması kaydıyla denize açılıyorum. Nerede kaya var, neresi sığdır, neresi derindir biliyorum dedi. Gemici düğünleri konusunda da oldukça yetenekli ve meraklı olan Cengiz Kaptan, bugüne kadar yanında 200'den fazla gemici çalıştırmış. Bunlardan 7'si kadın, 40 civarında da kaptan yetiştirmiş. Bunlar çok güzel bir pano yapmıştım. Her teker teker da bana yaptım da öyle birliğinin Kentin gündeminin diğer konuğu fizik tedavi uzmanı Doktor Muzaffer Buyruksa engelli bireylerin engelini kabul ettikten sonra çok daha kaliteli ve huzurlu bir yaşam süreceklerine dikkat çekti. Buyruk hem Türkiye genelinde hem de Bodrum'da engelli vatandaşların topluma kazandırılabilmeleri için altyapı hizmetlerine önem verilmesi gerektiğine de vurgu yaptı. Yöneticiler kadar yurttaşların da engelliler konusunda daha hassas olması gerektiği ifade edilirken görme engelliler için kaldırımlarda yapılan sarı çizgilerin süs olmadığına özellikle dikkat çekildi. Fatih Bozoğlu'yla kentin gündemi aynı zamanda müzisyen de olan Kaptan Cengiz'in gitarı eşliğinde engelliler ve barış için söylediği bir şarkıyla tamamlandı. İnsanlar kardeş olsun. Cengiz Kaptanla Doktor Muzaffer Buyruk'un konuk olduğu Fatih Pozoğlu ile kentin gündeminin tekrarlarını 20 Kasım Perşembe günü 12:30'da, 22 Kasım Cumartesi günü 12:30'da ve 23 Kasım Pazar günü de 20:30'da izleyebilirsiniz. <laughs>